Abi sizle de konuşalım. Doğru ne? Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %40.4 zam yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Cumhurbaşkanımızın maaşı tabii %40 olabilir. Yani Türkiye'nin büyük şey. Ama tabii Cumhurbaşkanımız şu anda Antalya'yı görsün. Ben şimdi Antalya'da misafirim. Kendim Trabzonluyum. Antalya'yı gördüğümde gençleri görüyorum zaten. İş izdamı şart. Seçim var. 10 ay var. Antalya'nın şu anda görüyorsun. Sokakta yatanını görüyorsun. Sıkıntıyı görüyorsun. Yani bunu Cumhurbaşkanı görmesi lazım. Büyüklerin görmesi lazım. Gençlere her şeyden önce Antalya'da iş izdamı şart. Otel şart. Çünkü burası turizm yeri. Ya ben üzülüyorum. Antalya'ya gezmeye geliyorum ama bu Antalya böyle olmamalı. Konular gündeme geliyor. Bu açlık, insanlar sokakta yatıyor dediniz abi. Bu gündeme tabii geliyor aslında. Zaman zaman iktidara da soruluyor bunlar. Ya şimdi böyle bir şey yok diyorlar. Önemli olan Cumhurbaşkanımızın, Kılıçdaroğlu'nun siyasetin değil. Burada siyaset değil. Biz insanız. Biz kardeşiz yani. Ama biz burada herkese el atmamız lazım ki önce büyüklerimizin el atması lazım. Yani her şeyden önce burada Antalya'da geçim paradır. Parası olmayan sokakta yatıyor. Pansiyonda ben otelde kalıyorum. Dışarı çıkmaya üzülüyorum. Yani bunu Cumhurbaşkanım duysun, görsün. Yani Antalya'da 5 tane AK Parti milletvekili var. Hani 3 tanesi de CHP olsun. Ya yani CHP ile AK Parti'nin birleşmesi 10 milletvekili yapar. Burada Cumhurbaşkanımızın maaşı gündem değil. Antalya'nın gençleri gündemde. Yazık günah. Ekonomiyi konuşalım madem abi. Ekonomiyi konuşalım. Neden bu durumda bu insanlar? Bu durumda şu anda ekonomik kriz var. Bunu Cumhurbaşkanımız da durduramıyor. 2 günde bir benzine zam. İnanın bir tişört. Şu anda tişörtü ben 150 lira değil 300 lira olmuş. Yani asgari ücret. Antalya asgari ücretle. Turizm bölgesi olduğu için otelde çalışıyor. Asgari ücretli kardeşimiz nasıl alsın bunu? Durduramıyor dediniz ya bu zamları. Neden durduramıyorlar? Ya şimdi Yunanistan, Rusya dışarıdan dolar bazlı savaş olduğu için dolar artıyor. Antalya'da turist de gelemedi. Kendi çevresinde ekonomik kriz de yükseldi. Durduramıyor. Peki dolarla işimiz yok bizim diyorlardı abi. Nasıl yok? Berat Albayrak var hatırlıyorsunuz. Yok canım. Geçmişte öyle demişti. Ben şimdi şurada elektronik malzeme sordum. Adam dolarla çarpıyor fiyat. Sağa doluyorsun dolarla. Nike ayakkabı alıyorsun dolarla. Nasıl yok yani? Geleceğe bakalım abi. Nasıl görüyorsun? Vallahi geleceğe baktığım zaman kötü abi. Gençlik çok kötü. Şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı %40 değil. Asgari ücretin %40 olması lazım. Zaten Cumhurbaşkanımız gençleri seviyor. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuyu el atacak. İnşallah atacak yani. Ben Antalya'nın gençlerine üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum. Peki, önümüzde bir seçim var abi. Ne olur? Siz oyunuzun rengi ne olacak? Vallahi koalisyon olacak. Ben öyle görüyorum. Tabii canım. %90 kaybetti zaten. Bak yanlışa ben AK Partiliyim. Ama kaybetti. Ben AK Parti'nin eski eşlik olarak başkanıyım. Ama kaybetti. Çünkü neden kaybetti? Gençliği kaybetti, FETÖ'den kaybetti, darbeden kaybetti, ekonomik krizden kaybetti. Şu anda asgari ücreti tüpünü alamıyor be. 348 lira oldu tüp. Peki kardeşim sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kim kaybetti bunları? Kim kaybettirdi? Kim kaybettirdi? Kim kaybettirdi biz, bu ülkeyi? Bizler. Biz değil. Biz. Dışarıdaki siyonistler kaybettirdi. Yok. Kardeşim. Hayır. Bu cennet ülkemizi evet, akıllıca yönetelim, akıllıca mümkün duralım. Değil. Cennet gibi ülkemiz her şey çok güzel. Mümkün değil. Siyonistler mesela. Ablam dışarıdan basıyorlar pompayı parayı. Yiyorlar tam olarak. Neler yapmıyorlar? Ekonomimize darbe yapıyorlar. Hayır, nasıl yapıyorlar bunu her tam şey, olarak? A'dan Z'ye her şeye darbe yapıyorlar. Hayır, nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Görmüyor musunuz kardeşim? Ben görmüyorum. Anlatır mısınız? Ben görüyorum. Ben dışarıda. Hayır, anlatın da izleyenler de öğrensin. Onu anlıyorum. Ablacığım, salatalık yetişiyor, çöpe attırıyorlar. Halk yemesin. Ekonomi yükselsin, her şey kötüleşsin diye. Burada mı yaşıyorsunuz? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Yurt dışında yaşıyorum. Peki, ama o çiftçiyle gidip görüştünüz mü? Neden çöpe döküyormuş onu? Ha, ne dışarıdan diyor? Emir geliyor, döktürüyorlar. Ha, çiftçi dışarıdan emir alıyor. Dışarıdan emir alıyor, alıyorlar onlar parasını, döktürüyorlar. Dışarıdan gelen emirden ne diyor? Yola sokmak çiftçi için. Ya. Ben çiftçiyim. Aha, çiftçiymiş. Geçtiriyorum. Seralan içinde ben 20 kiloluk gübre 20 kilo gübre 1.300.000 alayım. Bizim cennet. Abla ülke cennetse Türkiye'ye gel lütfen. Burada abla, burada beraber burada savaşalım. Yaşıyorum. Ya boş ver abla. Ben çiftçiyim. Ben 20 bak 20 10 20'yi ben 1.300.000 alıyorum 20 kilosunu. Ben bunu domatesi yetiştireyim, ilacı şu bir gübreyle olmuyor bu. Bu gübreyle olmuyor. Emeğim var, yetişkin var. Mesela bundan 10 gün önce domates 2-3 milyon liraya düştü. Alım olmaz. Şimdi biraz yükselmeye başladı. Biraz iyi. Ben mesela markette 5 milyon liraya vereyim halde domatesi markette 10 milyon lira 15 milyon lira. Ablanın söylediklerini duydunuz mu abi siz? Dedi efendim ki dışarıdan emir alıyor çiftçiler o yüzden. Hayır, 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 hayır. Cumhurbaşkanımız var başımızda ya. Her taraf. Cumhurbaşkanımız yani Davos'a kafa tutan bir adam. Şu anda Suriye'ye savaş askerimizi gönderdi. Böyle bir adam.
yani çiftçimize sen bunu satma mı diyecek ya? Siz dediniz ki AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ydım dediniz ve şu anda yanlışları eleştiriyorsunuz. Yanlışları eleştiriyorum abi. Evet. Ben her şeyden önce parayı konuşmuyorum. Gençler, antrenörün gençlerine iş lazım abi. Ama şöyle bir durum var abi. Yanlış anlamayın. Ben burada AK Parti'yi destekleyen vatandaşlarla karşılaşıyorum. Bu ekonomik krizin sebeplerini soruyorum. Ekonomide bir kötüye giden bir şey yok diyorlar. Yok canım. O zaman onun arabası yok. Onun evi yok. O tüp almıyor be. Hazır yiyor o zaman o. O hazır yiyor. Ben devlet memuruyum. Hazır yiyor o zaman abi. Eski AK Parti olarak. Yansızlık yapıyordur. Ya havadan para geliyordur ona. Evet. Tüp almıyordur. Evet. Oh diyordur. Mis gibi. Hayat yaşıyordur. Yani şurada turist bile korkuyor artık ya. Param bitecek diye ya. Antalya'ya ben 3 sene önce geldim. Bir de bu sene geldim. Çok kötü abi. Ya vallahi madde bağımlısı artmış burada ya. Berbat abi. Evet. Yani her şeyden önce Antalya'nın gençlerine ekmek, emniyetimizin biraz daha yükselmesi lazım. Şu turist kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz hepimiz rahat gezmesi lazım. Evet. Abi. Evet. Sokakta gezmeye korkuyor. Şimdi ya. Millet çünkü parasız aç. Saldırıyor abi. Evet, açın halinden tok anlamaz. Evet. Şöyle bir şey var galiba evet. Abi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını pek eleştirmiyorsunuz galiba şey olarak. Abi şimdi politika, Cumhurbaşkanımızın politikası şöyle. Cumhurbaşkanımız yapacağını yapıyor. Bak asgari ücreti artıracak. 7. ayda görsen zamları. Ama 7. ayda bu çiftçinin maaşı 8 lira olacak ama enflasyon daha da fırlayacak. Çünkü çıkacak yine abi. Evet. Çünkü geriden gidiyoruz biz şimdi. Çünkü pandemi döneminde ne oldu abi? Esnaf kapandı. Çiftçi çalışmadı. Memurlar sıkıntıya girdi. Polisimiz sıkıntıya girdi. Ama devlet kamu çalışanları maaşını aldı. Ama esnafımızdan dolayı sıkıntı geriden geliyor. Durduramıyorlar şu anda. Abi şöyle ekonomistleri dinliyorum. Ben tabii bu işi yaptığım için dünya ekonomilerini takip ediyorum. Dünyada evet bir enflasyon sıkıntı var. Küresel bir takım enerji sıkıntılarından kaynaklanan bir problem var şu anda. Ama mesela Almanya'da %8, ne bileyim Amerika'da %9 gibi enflasyon var. Bizde %80 enflasyon. Bunun sebebi ne? Biz mi başarısız, iktidar mı başarısız? Neden bu durumda? İktidar abi. Bak Danimarka'da 100 milyar veriyor. Bak işçi çalıştıracak adam. Danimarka niye 100 milyar veriyor abi? Ya ben Türk'üm ya. Ben Türkiye'de bana bakacak devlet abi. Bana Danimarka'nın insanı değil ki. Biz Müslümanız ya. Ben burada çalışıyorum abi. Bana Türkiye bakmayınca ben Danimarka'ya niye gideyim abi? Bak Danimarka'da çalışacak 100 milyara maaş adam arıyor abi Danimarka. Televizyonlarda. Yazık günah değil mi bu gençler abi? Okumuş üniversite mezunu insanlar var burada ya. Adam üniversite mezunu şurada gitar çalıyor abi. Para topluyor ya. Yazık günah abi. Vallahi ben diyorum sorumun tek cevabı iktidarın Sayın Cumhurbaşkanımız candır. Gençler sever. Gençlerimizi kurtarsın. Her şeyden önce. Ben başka bir şey demiyorum. Vermeyi düşünüyor musunuz son olarak? Verecek misiniz? Ben buna mı? Abi ben şu anda gençlerin kurtulduğunu oy seçiminden önce zaten bir şeyler olacak. Asgari ücrete zam yapılacak. Şu gençlerimin, kardeşlerimin yüzünü güldüğünü göreyim. Ben zaten yapacağımı bilirim abi. Şimdi oy zamanı değil abi. Şu anda geçim derdindeyiz biz. Biz şu anda ne iktidardayız, ne muhalefetteyiz, ne Kılıçdaroğlu'ndayız. Biz şimdi geçim derdindeyiz abi. Ama geçim derdi diyorsunuz abi. Bu geçim derdinin problemi sebebi kim? O önemli işte. Şimdi problemi işte dedim ya iktidar. Peki yine sorumlularına yine oy vermek doğru olur mu? Hani seçim abi burada önemli yani. Olmaz. Sen gençlere bak, turistin cebine bak. Antalya'ya gelmiş bir vatandaş, sokakta yatırmamışsın, ekmek vermişsin, emniyetini güçlendirmişsin, esrardan kurtarmışsın, maddeden kurtarmışsın. O zaman ben iktidar 10 tane oy veririm abi. Ben. Sorumun cevabı bu abi. Tamam mı abi? Antalya'ma bakacaklar. Bak ben daha gelmeye korkuyorum yani. Berbat. Abi ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Bakın ekonomi konuşuyorsunuz. Ekonomi gerçekten kötü. Bak geçen telefonum bozuldu. Bak alamıyorum. Gerçekten kötü. Buraya gelip ekonomi çok iyi diyen dayı varsa gelin ağzına sokalım. Çünkü malum eskide kaldı bunlar. Gerçekten çok kötü. İyi falan değil kardeşim. Tamam mı? Ya ben ne düşüneyim arkadaş? O onun elinde yapıyor. Millet. Siz emekli misiniz? Evet. Ne kadar alıyorsunuz abi? 2,5. Yetiyor mu? Yok yetmiyor. Ne yetecek ki? Ne yapıyorsunuz? Ay sonu nasıl geliyor? Ay sonu nasıl geliyor? Vallahi kemeri sıkıyoruz. Abi kemeri sıkarsan yani nereye kadar? He? Son delikte kemer. Ya budur başka yok. Ne yaparım? Ne yapalım? İdare etmeye çalışıyoruz yani. Ne yapalım? Başka ne yapacağız? Nereye kadar idare edebileceksiniz abi böyle? Yok işte yok. Bir yok. Yaşayacağınızı yaşadınız zaten. Yani yok boş. He? Boş başka ne diyelim? Ama kendine zam yapıyor %40 bilmem ne %100. Zaten maaşa da ihtiyacı yok. Var mı maaşa ihtiyacı yok zaten. Bol parası var. Anlatacağım bir şeyler var mıydı? Yarım kaldı galiba. Peki. Ya ekonomide anlatmayla zaten başa çıkmaz. Bütün her taraf özelleştirirse her şey bitti. Yani yönetici. Ama ben senin yaşındaki abilerle burada konuşuyorum. Yani onlar geçmiş günlerden falan bahsediyorlar. O zaman kötüydü, şu an çok daha iyiyiz falan diyorlar. Doğru mu? Ne zaman? Ne zaman? 40 yıl öncesinden falan örnek veriyorlar. Ya bundan iyiydin tabii canım. Bundan daha mı iyiydin? Ya tabii bundan iyiydin. Ben 88'de evlendim. Babamdan hiç sıfır ayrıldım. Çalışmayla, şununla bununla 2000 yılına kadar tarla aldım. 10 dönüm tarla aldım. 1'e dönüm, 2'şe dönüm. Ben Elmalıyım.
Emir köyünden. Ama şu şehirde duranlara Allah da ömürlük versin. Köyde biz acımızdan ölmeyiz. Ama şehirde çıktın sabahla evinden çıktığın anda parayla. Ama ben köy yerinde ben akşama dek ovada geziyorum. Geçmiş günlerden bahsederlerken yağ kuyruğu, şeker kuyruğundan falan bahsediyorlar abi. Ama ertesi gün doğru Demirel geldi de nereden çıkmalardı bunlar? Başka birileri oynadı o zaman. Mazoda da girdik, sigaraya da girdik kuyruk ama ertesi gün seçim oldu, doğru yol geldi, hemen Demirel geldi, hemen bolardı, hepsi bolardı. Savaştan sonra oldu. Evet. Bolardı bu kriz nerede? Ya bu krizden çıkamayız zaten. Bizim bu krizden çıkma şeyimiz yok. Ne olursa olsun. Peki önümüzde bir seçim var abi 2023'te. Belki erken olur, o da belli değil. Bir öngörünüz var mı, ne olur? Vallahi ben korkalıyorum. Yani önce gider diyordum, şimdi de korkalıyorum. Niye abi? Milletin ağzına bakıyorum. Mesela ben Finke'yi gezeyim, Elmalı'yı gezeyim, Antalya'ya geleyim. Şöyle millete bakıyorum, yine AK Parti diyen var. Ha, bana dersen ben AK Parti'ye oy vermem. AK Parti'ye vermem. Abi, ver. Ha. Versin mi abi? Versin abi. Niye abi? Efendim? Niye? Niye mi? Bu zamana kadar 20 seneden beri bu eğer bu ülkeyi AK Parti yönetiyorsa bundan sonra da yönetsin kardeşim. Alternatif yok. Abi, gelecek olan 20 daha yönetsin mi abi? Yönetsin abi. Niye abi? Millete hak çünkü. Evet milletimiz abi. Televizyonlarda görüyoruz, sokakta görüyoruz. Biz memnunuz diyor. Allah'a çok şükür. Allah'a şükür. Bu abi, iyi diyor. Bu devam etsinler abi, vermeye devam etsinler. Ben de vereceğim. İlk defa oy vereceğim. Evet abi. İlk memnun değiliz. Hem memnun değilim hem de vereceğim. Bize eziyet gerekiyor kardeşim. Türk milletini eziyet ettikçe bu rahat. Hiç kaybedecek gibi duruyor mu hiç? Kaybediş var. Hani oylarında eksilme var. Ya olsun, onun bir dümeni gelecek zaten. Seçimlerde onun dümeni de hazırlandı. Seçim önüne kazanır mı? Tabii. Hiç sıkıntı yok. Yükselir yani oylar. Evet. Ne olur da yükselir? Nasıl yani? Ne olacak da oylar yükselecek abi? Yani burada bir şimdi EYT olayları var. Birisini bir çıkardı. Ondan sonra bir daha bir şey çıkaracak. 3600 yasasını da çıkaracak. Bazı bir şeyler yapacak. Emekliye şuydu buydu. Zaten bizim milletimize kömür ile şeyi, makarnayı verdiğin zaman olay biter kardeşim. Yardımlar çoğaldı böyle. Tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Ya adamlar bir su için kendini satıyorlar. Namusunu satıyorlar ya. Bir su için. Mesela sana bir örnek göstereyim. Tünceli'de elektrik olmayan köylere çamaşır makinesini dağıttılar. Buzdolabı dağıttılar abim. Oyları almak için. İnsanlar 5 kuruşluk kendini sattılar abim ya. Öyle bir senaryo olur mu abi? Aynen. Aynen olacak abi. Aynen olacak. Ben bu yaşıma geldim. Senaryo derken? Geçmiş yıllarda yaşadığımız senaryoları yine yaşar mıyız dedim. Yaşarız abi. Yaşarız aynı. Ya abi yaşamaya maşamaya gerek yok kardeşim. AK Parti'deki başkasına kimse oy vermesin. Allah Allah. Vallahi bak samimi söylüyorum. Zaten vermeyecekler ya. Ben şunu görüyorum sokakta. Ben oy verdim, pişmanım. Ben pişmanım diyorlar çok. Ondan sonra öbür sokağın başına gidiyor. Diyor ki karşısında iyi bir insan yok ki diyor. Buna vereyim diyor. Bizi yönetirse yönetse bu yönetir diyor. 20 seneden beri bunun acısını çektik. 20 sene daha çekelim diyor. Bir dönem daha çekelim diyor. İnşallah. Ben 52 yaşındayım. Ben bugüne kadar AK Parti. Vallahi de vereceğim. AK Parti'ye vereceğim abi. Allah Allah. Vereceğim abi. %100 oy vereceğim. Versin abi. O şekilde oy veren insanlar da bakayım ne yapacaklar abi. Belki önce oy verenler bakayım ne yapacaklar ya. Başka insan yok ya. Bu Cumhuriyet kurulunda bu yana yani Tayyip Erdoğan'a başka yani hiçbir insan yok sanki ya. Şimdi sizden fazla ben geziyorum. İnsanların içinde haşır neşir oluyoruz. Konuşuyoruz bilmem ne diyor. Sana soruyorum. AK Parti oy verdin mi? Yok. Ona soruyorum. O vermedim. Kim verdi kardeşim bunu? Hırsızlıkla mı geldi bu iktidara? Demek ki biz verdik kardeşim. Vermeye de devam edilecek. Yani bu adamı kaybedecek diye hiçbir böyle suratında hiçbir şey var mı? Yok. Bir insanlar oyu verip de neden oyu vermedim diye yalan söylemeye gerekiyor. İşte ben de onu anlamıyorum. Yani kaç kişiyle karşılaşırsan karşılaşıyorum abi. Hiçbirisiyle ben verdim de pişmanım diyen yok abi. Ben vermedim diyor. Ya hırsızlıkla geldi, ya çalındı, ya bir şey oldu. Ama yine de iktidardı yani. Hiç sıkıntı etmeyin. Bu milleti de üzmeyin. Boşuna da çene yapmasınlar burada. Evet abi. Vallahi ben bu yaşıma geldiğimden beri ben AK Parti'ye oy vermem ama bu seçimine vereceğim ben. Aynen abi.